Formula 1 pistine doğru giden bir halk otobüsünün içindeyiz şu anda ve bir sürü turistle karşılaştık. Nereden geliyorsunuz siz? Türkçe biliyorsunuz sanırım. Biz Hollanda'dan geldik. 3 gün, her gün böyle otobüsle Sultanahmet'ten kalkıp geliyoruz. Kara borsaysa her zamanki gibi yine iş başında. Ne kadar alabiliriz şimdi bilet? 2 saat kaldı yarışa. Vallahi içeriden alırsan 250 milyon tane. Sizde? Bizde 2 tanesi 250 milyon. Nasıl oluyor bu iş? Oluyor bir şekilde, geliyor. Satıyoruz biz de. Formula 1 kimilerinde tutkuya dönüşmüştü. Güzel efendi, harikadır. Sevdim. İlk geldim, vuruldum arabalara. Ehliyetim yok, şoförlüğüm yok. Sevdim bu işi ben. Schumacher'ın hayalinden yatıp kalkıyoruz. Biz de Schumacher diyelim. Bu formula başladığından beri, bir dakika, formula bu pist yapılmaya başladığından beri biz arkadaşlarla hep Schumacher, Schumacher deyip duruyoruz. Şimdi Schumacher diye yakışıklı. Yani, yani. Büyük yarış başladı. İşte bu kulakları yırtan motor sesi bile heyecanlanmaya yetiyor. Yarışı kimileri 100 metre uzaklıktaki tribünlerden izliyorlar. Kimileri de işte buradan, yani Beleştepe'den. Yalnız kırmızı, ben mavi, onları tanıyabiliyorum. Kimin kimin bilemiyorum. Schumacher nasıl gidiyor diye soracaktım ben de. İyi, kazanacak galiba ya. Yarış, heyecan iyi ama ya sıcaklar? Bugün gerçekten çok sıcak. Gölge iyi mi oldu? Vallahi çok güzel. Yemyeşil. Ne yapalım, şapkamız yok. Peki içeride durum nasıl? Tribünler pek dolu sayılmazdı ama giriş ücreti 75 TL olan açık alanlar tıklım tıklım doluydu. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hız tutkunları taşın toprağın üstünde yarışları izledi. Biz Ankara'dan geliyoruz. Sabah yola çıktı arkadaşlar. Formula 1'i çok seviyoruz. Onları daha yakından görmek, motor sesini dinlemek istiyoruz. O yüzden de o kadar yol, eziyete, bu sıcağa katlanıyoruz. Zaman geçirmek için kimi iskambil oynadı, kimi tatlı tatlı şekerleme yaptı. Hız tutkunları sabahın erken saatlerinden itibaren açık alandaki yerlerini almaya başladı. Yarışların başlamasına 1 saat 45 dakika var. Şimdi tam öğlen zamanı, merak ediyoruz. Burası neredeyse piknik alanı. Formula piknik alanındaki sepetlerde, çantalarda neler var diye. Neler getirdiniz efendim? Bugün önce dolmalarımız var, zeytinyağlı. Zeytinyağlı dolma. Evet, zeytinyağlı dolma. Ev yapımı böyle böreklerimiz. Kurabiyelerimiz. Tam teçhizatlı gelmişsiniz. Evet, biz hazırlıklı geldik. Sabah kahvaltımızı burada yaptık. Bebek ne yapıyor? Tekmeleyip duruyor. Hız sesini duyunca çok tekmeleyip duruyor zaten. Doktorların güneşe çıkmayın dediği saatlerden biri şu anda. Saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Yarışın başlamasına yarım saat var. Ama kimse doktorların bu uyarısına bugün aldırış etmiyor. Çünkü yarış tutkusu güneş çarpma korkusunu geçirince ortaya da işte böyle tam plajdaymış gibi manzaralar çıkıyor. Yarışlar daha bitmeden herkesin dilinde aynı sözler vardı. Seneye yine buradayız. Bir sene sonra yine size eğer gelirseniz bu ağaç ve biz yine buradayız. 4 ile 5'in arasındaki tuvalet önü. Formül heyecanını farklı yaşayanlar da vardı. Dün akşam Ferrari pilotları Schumacher ve Massa'ya altın tuğralı bileklik hediye eden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı bugün de Toyota'nın pilotu Jarno Trulli'den hediye aldı. Trulli'nin Sabancı'ya hediyesi kendi ürettiği şaraplar oldu. Piste pilotların yarışı, padok alanı ve tribünlerde ise güzellerin yarışı vardı. İstanbul Park'taki Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sürpriz sonuçları ve kazaları kadar güzelleriyle de çok konuşuldu. Formula 1 petrol ofisi Türkiye Grand Prix'sini izlemek için İstanbul Park'a gidenlerin gözleri, pilotlar ve hız canavarı araçlardan önce padok alanında salına salına yürüyen birbirinden güzel kızlardaydı. Ay.
Petrol ofisinin kırmızı giysiler içindeki kızları padok alanını dolduran yüzlerce yarışseverin ve teknik ekiplerin ilgisini üzerlerinde toplamayı başardı. Nasıl bir duygu petrol ofisi kızı olmak? Süper bir duygu. Kesinlikle süper bir duygu. Kimi destekliyorsun yarışta? Şümer. Padok alanında erkeklerin bakışlarını üzerlerinde toplayan güzeller petrol ofisi kızlarıyla sınırlı değildi. Rüzgarda uçuşan eteğini toplamaya çalışan beyazlar içindeki bu genç kadın da yerli yabancı tüm basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Genç kadın padok alanındaki hiçbir gazetecinin isteğini geri çevirmedi ve birbiri ardına pozlar verdi. Sonra anlaşıldı ki genç kadın Toyota takımının pilotu Jarno Trulli'nin kız arkadaşıydı ve yarışı izlemek üzere İtalya'dan gelmişti. Welcome to Turkey. Thank you, it's beautiful Turkey. Sadece padok alanında değil İstanbul Park'ın tribünlerinde de güzellik yarışı vardı. Yani İstanbul Park bugün sadece bir otomobil yarışına değil, petrol ofisinin kızları, pilotların arkadaşları ve seyircileriyle bir güzellik yarışmasına da ev sahipliği yaptı.